Merhaba arkadaşlar, bugün hep birlikte çevresel flanş, yani sheet metalde çevresel flanş seçeneğini göreceğiz. Yani çok kullanışlı bir seçenek ve uygulamada da bayağı kullanışlı olduğu için gösterme gereksinim duydum. Arkadaşlar öncelikle yeni bir dosya açıyoruz. Yeni parça diyoruz. Ve ön düzleme tıklayıp sketch açıyoruz. Daha sonra da karemizi veya dikdörtgenimizi çiziyoruz arkadaşlar. Ne yapalım dikdörtgenimizi? 600'e farklı yapalım. Yani değişik olsun. 400 yapalım. Okey diyoruz ve sac metal diyoruz. 1,5 milim olarak seçiyoruz. Okey diyoruz. Arkadaşlar şimdi buna tek tek büküm vermek yerine çevresel bir flanş dediğimizde, yani karışık bir şekil çizdiğimizde de her tarafını kapatmış olacak. Yani piyasada çok kullanılan ve bayağı verimli bir teknik. O yüzden sizinle paylaşmak istedim. Şimdi arkadaşlar yüzeyi seçiyoruz. Line diyoruz. Rastgele çizeceğim sizin için. Şöyle, şöyle, bir de şöyle bir çizim olsun. Bunu ölçülendirelim göz kararı. Mesela buraya 50 diyelim. Buraya diklemesine 35 diyelim. Şu şekilde de 60 diyelim. Şuraya 55 diyelim. Buraya da 40 diyelim. Evet arkadaşlar, çizimimiz olmuş oldu. Ve çevresel flanşa tıklıyoruz arkadaşlar. Pardon, çizgiyi seçmedik. Çizgiyi seçip çevresel flanşa tıklıyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi burayı oluşturdu. Daha sonra diğer köşeye, daha sonra diğer köşeye, pardon tıklayamadık. Ve diğer köşeye tıklıyoruz arkadaşlar. Ve şekli oluşturdu. Arkadaşlar burada flanşın hani içten mi dıştan mı olduğu bükümün onu gösteriyor. Yaklaşalım biz şu şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dıştan seçeneği seçili olduğu için çizginin içinde oldu sac kısmımız. G faktörü var arkadaşlar burada, boşluk. Yani bu boşluk köşelerdeki boşluk. Yani şu açıklığı söylüyor. 0,20 yapmamız yeterli. Ve okey diyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şeklimiz oluştu. Yani bunu tek tek bir burayı büküp tekrar burayı büküp tekrar yukarıyı büküp tekrar içeriği bükmek yerine tek seferde yaptık arkadaşlar. İsterseniz bir de açılımına bakalım. Sacı düzleştir diyoruz. Gördüğünüz gibi. Gayet de karışık bir seçenek. Ve kullanışlı olduğu için arkadaşlar ben size paylaşmak istedim bu seçeneği. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah işinize yarar ve kullanışlı olur. İyi günler diliyorum.